Halk önünde gereklidir nezaket, hüner elden bırakmamak zarafet. Söyledikçe macerayı saçılmalı şetaret. Hak, dostum hak diye başlamalı söze. İşte peşkir, işte sopa, geçelim öykümüze. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapanan kıraathanenin kira meselesi gündem olmuştu. Müdavimlerin çoğu 65 yaş üstü risk grubuna dahil olduğundan birbirleriyle görüşemiyorlardı. Korsan olarak yapılan ilk denemenin de maliyeti pahalı olmuş ve üstüne üstlük kıraathane mühürlenmişti. Sokağa çıkma kısıtlaması ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları müteakit mebuslar için bir ev hapsine dönmüştü. Her ne kadar alınan tedbirler vatandaşın sağlığı için önemli ve uygun tedbirler olsa da işin diğer tarafında evde oturmaya alışmamış, hayatı sürekli dışarıda, iş yerinde, toplantı, görüşme gibi sosyal aktivitelerle geçen bizim emekler için bu yeni hayat tarzı pek kolay olmuyordu. Siyasi geçmişleri olan bu zevat evde olduğum müddet içinde sürekli haber programları ve açık oturumlar izlemek istiyorlar. Bu da evlerin gerçek hakimleri olan kadınlar için kadınlar tarafından şiddetle engelleniyordu. Zira evde yaşamaya alışık olan hanımlar kendilerince bir ev hayat normu oluşturmuşlardı. Onlar sabah televizyonlarındaki sağlıklı yaşam programlarını izleyerek güne başlıyorlardı. Hangi sebze, hangi derde deva, hangi bitkisel kür yağları yakar, hangi fizik hareketleri bel ve eklem ağrılarına iyi gelir, bunları öğreniyorlardı. Öğleye doğru peş peşe devam eden pembe dizileri de mukabele takip eder gibi gözlerini kekitmeden izliyorlar. Sonra telefonlara sarılıp kendileri gibi bu dizilerin müdavimi olan arkadaşlarıyla diziler hakkında kritikler yapıyorlardı. Sonra cilt bakımı ile ilgili programları da büyük bir titizlikle ve uygulamalı olarak izledikten sonra sıra geliyordu izdivaç programlarına. Tabii bu programlar sonunda yine telefonlara sarılıp "Kız Vasfiye, gördün mü kör olsa keltoşu, yaşına başına bakmadan kaptı ya gül gibi kızı iki daireye. Ay Şaziye, sorma sorma, ya o hasbaya ne demedi, her tarafı ayrı oynuyordu hasbanın. O karı bu adamın iki dairesini yer ama ona da bir çift boynuz takar. Bana Şaziye dediydi dersin. Ay kız esah mı? Benim gözümden kaçmış demek ki. Ben adama takıldım kaldım. Ay Şaziye, ben kaçın kurasıyım, benden kaçar mı hiç? O karı kısa zamanda bu herifi sepetler başına. Hem dairelere hem de herifin paralarına ortak olur. O enayi de kapı iti gibi kendini sokakta bulur mu? Şimdiki kanunlar da buna münasip aykırı. Bana şiddet uyguluyor der. Bir bakmışsın herif 6 ay uzaklaştırma almış. Bu karının kırıkları da vardır zaten. Oh 6 ay vur patlasın çal oynasın. Sonra bir 6 ay daha. Sonra da ver elini mahkeme. Yandı gülüm keten elmem. Tabii bu seanstan sonra akşama ne inecek sorusuna cevap aramak üzere yemekteyiz programları ne güne duruyor. Oradan da yemek menüsü apardın mı tamam. Gerçi yemek yapma programları da var. Oralardan da tarifleri aldın mı, al sana ne pişireyim derdinin çaresi. Unutmadan ekleyelim, malumunuz her akşamda don lastiği gibi sünen dizileri var. Evde hegemonyasını kurmuş hanımların kıta sağlığına müdahale demek, ateşle oynamakla eşdeğerdir. Günde 3 öğün dırdır bombardımanına maruz kalıp yemek yerine 3 öğün surat çorbası yemek istemiyorsanız susarsınız ve araziye ayak uydurursunuz. Bizimkiler de araziye uyum sağlıyorlar şimdi. Öyle ya, Cenab-ı Hak bu kalemun hayvanı ne diye yaratmış? Görüp ibret al, azıcık hayat dersi öğren, değil mi? Bununla kalınsa sadece öp başına koy. Ragıp çorbayı karıştır, Kemal evi süpür, Cahit halıya basma yeni silindi, Ahmet perdeleri tak. Hüdayi ölür müsün şu patatesleri soysan? Kamil'e yet işte. Kamil'e şimdi katili bulacak. Seyredip geliyorum. Tabii sonunda ikinci televizyonlar devreye girer ve herkes kendi özel hayatını idame ettirmeye karar verir. Bu da arkasından kavgaları. İşte bu minval üzere evde iyice daralan ve darlanan bizim vekiller birbirlerini o kadar özlerler ki sormayın gitsin.
da birbirleriyle dalaşsalar, muhabbet etseler, birbirlerine nutuk atsalar, sonunda Instagram üzerinden ilk canlı yayın denemeleri başlar. Bu işin mucidi ise eski Sanayi ve Teknoloji Bakanlarından Mucit Hendese Bey'dir. İlk canlı yayın programını Emekli Mebuslar Derneği Başkanı Zeydan Bey ile yapar. Programa katılanlar bu tek taraflı sohbetten pek bir şey anlamazlar. Bir dizi araştırma sonucunda TUM diye bir uygulama bulurlar. 40 kişinin aynı anda sohbete iştirak ettiği bu program uygulamasını herkes telefonuna indirir. İlk program denemesi ağır aksak, kör topal ilerlese de ikinci ve üçüncü denemelerde acemilik atılır ve gerçek bir meclis ortamı oluşturulur. Gündem önceden belirlenerek gündem hakkında müthiş tartışmaların bulunduğu sohbetler başlar. İçişleri Bakanlığı'nın istifasından korona tedbirlerine, darbe söylentilerinden üniversite sınavlarına kadar her mesele hakkında canlı olarak tartışılır. Hem de ne tartışma, işler bazen öyle ateşlenir ki Seyit Ali Biryemi'nin 42. günündeki derin çekile postçuoğlu arasında puşlu muşlu hakaretler içeren tartışma programına bile rahmet okunacak cinsten. Hızını alamayan bazıların da muhataplarıyla ulan bu yasaklar kalkınca sahiye köprüsünün altına gelmeyen ne olsunlu tehdit ve duello randevulaşmalarına kadar iş ciddileşir. Sonuçta bir karar alınır ve tartışmalarda hakaret ve muhatabı rencide edecek sözler ile el hareketleri gibi nahoş fiillerde bulunduklarında bir hafta boyunca sohbetten men ediliyorlardı. Yani internet literatürüne göre banlanıyorlardı. Bu kurallar ve cezalar caydırıcı da olmuştu. Vekillerin kendi aralarında böyle bir program üzerinden canlı olarak sohbet ettikleri temelinde kulağına gitmişti. Hemen o da torunu İsmail'in yardımıyla telefonla TUM programını indirdi. Program moderatörüne kendisini de sohbete katması için telefonla müracaat etmişti. Temel programa kabul edilir edilmez hemen söz aldı. Değerli ve çok kıymetli arkadaşlar, öncelikle daha böyle bir sohbette zatımı geç haberdar ettiğiniz için teessüf ederim. Ha bu yaptığınız reva mıdır bana? Ben size kaç yıldır kahrınızı çekerim. Çelerim asıl meseleye. Son ceza olayından sonra bir daha kahve mühürlenmiştir. Mülk sahibi parası değil. Benim çırağı diyecek durumum yoktur. Ha bu kira meselesi ne olacaktır? Ayrıca iki defa sizin yüzünüzden ceza yemişim. Ha onlar da bacirecek. Ha bu meseleyi çözemezseniz ben de kahveyi tamamen kapatıp başka bir iş çevireceğim. Ha bunu böyle bilin. Ula uşaklar benim parayı ödesenize da. O esnada para lafını duyan vekiller tek tek offline oluyordu. Ta ki sohbette bir tek temel kalana kadar. Temel sürekli telefona düşen Ahmet offline oldu, Mehmet offline oldu yazılarını görünce torunu İsmail'i çağırdı. Ula İsmail de bak şu an, ha bu bizim vekiller off mu de iki de bir, Ahmet offline, Mehmet offline yazayım. İsmail telefona baktığında sadece dedesinin sohbette kaldığını ve diğerlerinin sohbetten çıktığını gördü. Dede, ne dedin de adamları kaçırdın? Senden başka kimse kalmamış. Hepsi çevrim dışı olmuş. Bu duruma sinirlenen Temel açtı ağzını, yumdu gözünü. Kafaya koymuştu artık. Kıraathaneyi kapatacaktı. Aradan 10 gün geçmişti. Temel'e yüklü bir telefon faturası geldi. Temel hemen GSM firmasının telefonuna sarıldı. Epey bir uğraştan sonra operatör ile görüşmeyi başardı. Buyurun Temel Bey, ben operatörünüz Duygu. Size nasıl yardımcı olabilirim? Haçak kızım, ha benim çok bu çok yani fatura çok yüksek gelmiştir. Ha bu nedendir? Ben bu itiraz ederim. Operatör kız bu konuşmadan bir şey anlamayınca Temel Bey, sizi diğer operatöre bağlıyorum. Lütfen hatta kalın dedi. Haçak ben Fadime, Temel amca. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Ula ha şöyle, ha oraya bir kız koymuşlar, Türkçe bilmeyi, kızım Fadime, ha sana derim, ha benim bu fatura var ya, bildin mi onu? He Temel amca, bildim onu. Ha diyorum ki, o çok yan, vay niye yüksek gelmiştir da?
temel amacım. Ha şimdi bak ayrıma. Temel amca, orada mısın? Ha Fadime, buradayım. Şimdi Temel amca, sen Tüm diye bir şey indirmişsin telefonuna. Ha indirdim, bizim Tüm İsmail indirmiştir Baoni. İyi de Temel amca, sen bayağı bir turmuşsun. Sağ o kot kafalı İsmail demedi mi ula dede? Ha bu çok yani uygulaması, 40 dakikaya geçince çok yazayı diye. Sen ne halt ettiysen bu fatura gelmiştir. Ula bağa bak Temel amca. Yoksa ha bu mübarek Ramazan ayında karılarla mı görüşeysin de böyle ümiti açtın? De bakayım bağa. Nasıl? Öykümüz bu kadar. Dağarcımızda olanı söyledik. Lafı fazla uzatmamalı. Yetsin demeli. Bu hikayeyi size Halit Yıldırım yazdı, bilinmeli.